21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Demokrasi ve Haklarım için buradaydım, buradayım ve burada olacağım projesiyle ilgili konuşacağız. Proje koordinatörü Sayın Pelin Sönmez ve Yekül Proje sorumlusu Sayın Işın Özdemir konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Projeyle ilgili konuşacağız ama öncesinde Yekül Vakfı hakkında Işın Hanım'dan bilgi almak istiyoruz. Vakfın amacı ve kuruluş tarihi hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Vakfımız 1992 yılında kurulmuş bir vakıftır. 22 yıldır 20 binin üzerinde öğrenciye karşılıksız eğitim bursu sağlayan vakfımız, kısa adıyla YEKÜV, bursiyerlerine sağladığı maddi katkının yanı sıra onların kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler ve projeler geliştirmektedir. Bunlardan birisi de Avrupa Birliği projemiz olan Demokrasi ve Haklarım için buradaydım. Buradayım ve burada olacağım projesidir. Birazdan herhalde bu projeyle ilgili Pelin Hanım size daha ayrıntılı bilgiler verecek ama bir küçücük parantez açmak istiyorum vakfımızla ilgili. YEKÜV yalnızca ağırlıklı olarak kırsaldan İstanbul'a okumaya gelen başarılı üniversite öğrencilerine yönelik katkı ve çalışmalarıyla değil, kız çocuklarının okullaşmasına yönelik Umut Kızlar projesinden okuryazar olmayan yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirdiği yetişkin eğitimlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitime olan katkısını sürdürmektedir. Yani bugüne kadar birçok proje yaptınız. Bu da onlardan bir tanesi. 22 sene boyunca değil mi? Tabii. Sayısız projeler gerçekleştirdik. Bu gündemde olan son projelerimizden birisi olduğu için. Evet, şimdi bize içeriğini merak ediyoruz. Hemen Pelin Hanım'a soralım öyleyse. Projeyle ilgili öncelikle ismiyle başlayalım. Evet. Ne anlamı ifade ediyor? Ne zaman başladı? İçeriği evet. Ve amacı hakkında. Öncelikle şunu belirteyim. Bu proje bir Avrupa Birliği projesi. 2012 yılında Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa açmış olduğu Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi HİBE programına başvurulan bir projedir. Dolayısıyla başlığından da anladığımız gibi ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin demokrasi kültürünü öğrenmeleriyle ilgili bir proje bu. Yazdığımız projede, hazırladığımız projede YEKÜV olarak aynı şekilde 11-14 yaş grubu çocuklarımızın demokrasi ve insan hakları kavramlarını günlük yaşam pratiklerine aktarmalarını sağlamaya amaçlıyor. Çok önemli bir nokta. Neden ilk öğretim çağındaki çocuklar için demokrasi algısını onların zihinlerine yerleştirmek ve bu kavramı aşılamak önemli? Çünkü bu kültürün oluşabilmesi için çocukların öğrenme çağında, bu motor becerilerinin gelişme çağında en etkin olduğu yaş grubu 11-14 yaş grubu. Yani bu yaşlarda öğrenilirse daha mı kalıcı oluyor? Evet, evet. Aynen öyle ve biliyorsunuz bizim eğitim sistemimizde daha çok ezbere dayalı bir yapı söz konusu. Oysa ki bu projede biz ezberin ötesinde çocukların yaşam pratiklerinde bunları kullanmalarını sağlamayı istiyoruz. Dolayısıyla projeyi temel olarak bunun üzerinden kurguladık. Tabii bunu kurgularken bu öğrenmenin sadece çocukla kalamayacağını, bunun aile ve okul ortamıyla tamamlanabileceğini de düşünerek hedef gruplarımıza sadece çocukları koymadık. Dolayısıyla biz velilerimize ve bu çocuklarımızın öğretmenlerine de bir takım eğitim faaliyetleri öngörerek bu ortamın hem ailede hem de okulda gelişebilmesini amaçlıyoruz. Biz biraz projenin ve eğitimin içeriğinden bahsedecek olursanız çocuklara ve ailelere, öğretmenlere nasıl ulaştınız? Onlarla nasıl iletişime geçtiniz? Elbette. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Projemiz 15 Ağustos tarihinde başladı ve toplam 13 ay sürecek bir proje. İlk olarak vakfımız bünyesinde, YEKÜV bünyesinde bir toplantıyla biz projemizin hangi bölgelerde ve hangi okullarda gerçekleşeceğini kararlaştırdık. İstanbul'da sadece gerçekleşecek projemiz. 5 okulda toplam 500 öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşmaya çalışıyoruz. Ve okullarımız da seçtiğimiz okullarda farklı ilçelerden, 5 ayrı ilçe belirledik. Avcılar, Adalar, Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy bu 5 ilçe. Farklı yerlerden. Bilerek farklı lokasyonlar ve farklı sosyoekonomik yapıdan oluşmuş okulları tespit ettik.
Ardından okullarımızın her biriyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzden izni aldıktan sonra okullarımızın her birinden randevular talep ederek o projelerimizi kendilerine anlattık ve sağ olsunlar okul müdürlerimiz bu konuda bize gayet yardımcı oldular. Ben orayı merak ediyorum. Acaba nasıl karşılandınız böyle bir projeyle kapılarını çaldığınızda? Gayet olumlu karşılandık. Hatta İyi. Beklediğimizin üzerinde olumlu karşılandık. Rehber öğretmenlerimiz sağ olsunlar. Bu 13 ay boyunca onlarla beraber çalışacağız zaten ama rehber öğretmenlerimiz en baştan beri çok özverili bir şekilde. Rehber öğretmenler de biraz aracı olacak bu eğitimler. Elbette. Dönemde. Çünkü okullardaki öğrenci profillerini en iyi tanıyan kişiler rehber öğretmenler. O nedenle daha çok dirsek temasımızı rehber öğretmenlerimizle yapıyoruz. Unuttuğum bir nokta var, onu da hatırlatmak Tabii. isterim. Proje sadece YEKÜV'ün projesi değil, aynı zamanda proje ortakları İstanbul Üniversitesi ve Şişli Belediyesi. Evet, onların ortaklığında yürüyen bir projedir. Peki onların desteği nasıl oluyor sizin? Şişli Belediyesi özellikle projenin tanıtımında, bölgelere ulaşmada ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili bize destek sağlıyor. İstanbul Üniversitesi de projemizin hem eğitim ayaklarında hem de belgeselleştirme ayağında bize katkı sağlayacak. Şimdi isterseniz içerikten biraz bahsedeyim. Öğrencilere yönelik bizim bu demokrasi ve insan hakları kavramlarını içselleştirmek anlamında kullanacağımız iki tane yöntem var. Bunlardan biri yaratıcı drama, bir diğeri rol üstlenme oyunu. Bu iki faaliyet üzerinden biz anlatacağız, biz öğreteceğiz çocuklarımıza demokrasi kavramlarını. Dolayısıyla bunun için yaratıcı drama uzmanlarıyla beraber çalışacağız ve toplamda 6 ay sürecek 5 okuldaki öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları. Bir nevi tiyatro gibi olacak. Evet, bir nevi tiyatro gibi olacak. İçerisinde doğaçlamalar olacak ve eğitim ve araştırma koordinatörlerinin tespit ettiği eksiklik alanlarına ilişkin skeçler hazırlanacak. Çocuklar bu küçük skeçleri oynayacaklar. Diğer yandan öğretmen ve anne baba boyutunda ise onlara yönelik de seminerler ve çalıştaylar düzenleyeceğiz. Yine aynı şekilde eksiklik hissedilen, onların daha bilemedikleri kavramlar üzerinden onları öğrenmeleri, içselleştirmeleri için. Ve işin bizim projemiz içerisinde daha can alıcı noktası bütün bu süreci bir belgesel film haline getirilmesi. Bu belgesel film dediğim gibi kişilerle röportajlar, eğitimler içerisinde alınan küçük küçük görüntülerden oluşacak. Ve bunun üstlenilmesi de yine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek. Onlar için de bir proje gibi olacak değil mi? Aynen öyle. O projenin evet. dışında evet. kendi evet. içinde güzel Aynen. bir gelişim çalışması olacak. Dolayısıyla bu bir eğitim programı olduğu için de biz belgesel filmi biraz eğitim formatına sokmaya çalışıyoruz. Yani eğitim materyali olarak kullanılmasını istiyoruz belgesel filmin. 13 ayın sonunda da kapanışımızı da belgesel filmin gala gecesi halinde yapacağız. Bir gala gecesi düzenleyeceğiz vakfımız olarak. Bu sayede mutlaka seyretmek isteriz. Sizleri de davet edeceğiz mutlaka. Buradan da duyurmuş olalım merak evet. edenlere, ilgilenenlere. Evet. Peki çocuklarla iletişime geçmek, böyle bir projeyi sunmak, acaba diğer okullara da örnek olabilir mi? Bu projenin kapsamı genişleyebilir mi? Evet de. Zaten yapmak istediğimiz şey belgeselle açıkçası bu. Yani bunun konuyla ilgilenen eğitimciler tarafından sonradan kullanılmak üzere bir materyal olması. Hı hı. Ama bununla da yetinmiyoruz. Proje içerisinde yapmak istediğimiz başka şeyler var. Eğitim ve araştırma koordinatörlerimiz her safhada ilerlemeyi, mevcut durumu ölçüyorlar. Anketlerle, odak grup toplantılarıyla ve geri dönüşlerle. Dolayısıyla bu ölçümleri biz raporlaştırmak istiyoruz. Raporlarımız yine keza bu işin, yani yapılan bu uygulamanın hem bakanlık nezdinde hem de diğer okullar nezdinde örnek uygulama olmasını sağlayacak umuyoruz. Belki bakanlık da böyle güzel bir projeyi programlarına alıp sınıflarda seçmeli ders olarak koyabilir. Evet, biliyorsunuz drama, kesinlikle biliyorsunuz drama son zamanlarda çok aktif olarak kullanılan popüler bir yöntem. Öğretici de bir yöntem. Öğretici de bir yöntem, evet. Biz bunu demokrasi üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Demokrasinin ve insan hakları kavramlarının
anlaşılmasını istiyoruz. Peki nereden aklınıza geldi drama eğitimiyle böyle bir şey öğretmek? Var mı benzer uygulamalar Avrupa'da ve Amerika'da? Yapılmış çalışmalar var mı? Biraz bunu araştırdık zaten. Hı-hı. Projeyi yazmadan önce vakıf olarak koordinatörlerimizle beraber konuyu araştırdık ve drama üzerinden öğretmeye dayalı yapılmış birçok Avrupa Birliği projesi örneğine rastladık. Evet. Bu da bizi açıkçası şevk etti. Yani destekledi bu işi yapmamız için. Buradan hareket ettik. Örneğin şunu tespit ettik öncesinde özellikle. Hem velilerde hem öğretmenlerde bu kavramları anlamak konusunda ya daha yaşam pratiğine dönüştürmek konusunda eksiklik var. Yani sadece kitap cümlesi olarak biliyorlar. Bunu tespit ettik. Açıkçası yakın zamanda da projede yaptığımız odak grup toplantılarında ve anketlerde bunun gerçek olduğunu bilimsel olarak da kanıtladık. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Eğitim araştırma koordinatörlerinin yazdığı raporlara baktığımızda çocuklarla yapılan toplantılarda, odak grup toplantılarında çocuklara eşitlik nedir diye sorduğumuzda hiçbiri kendi yaşamlarından örnekler vermedi. Hepsi beyaz ve zenci arasındaki farklılığı örnek verdi. Yani bu biraz bize şunu kanıtlıyor. Gerçekten evet, bilgi eksikliği ve zayıf farkındalık düzeyleri var. Bunlar maalesef çocuklarımızda ve aynı zamanda öğretmen ve velilerimizde tutum ve davranışa dönüşememiş. Hep uzakta görüyor çocuk. Çalışmalarda sosyal ve toplumsal değerlendirmeler de yapmış oluyorsunuz değil mi? Böyle tabii ki. Sosyolojiye de katkısı oluyor. Tabii ki. Nihayetinde bizim hedef kitlemiz 500 öğretmen, öğrenci ve veli. Bu da toplumda önemli bir sayıdır. Yani topluluk içerisinde, İstanbul içerisinde ya da öyle söyleyelim. Hani İstanbul'un bir kısmını yansıtıyor bu kitle. Peki proje şu an hangi aşamada? Şu an tam olarak ne yapılıyor okullarda? Şu an odak grup toplantılarımızı tamamlamış oluyoruz. Toplamda 11 faaliyeti var projenin. Dediğim gibi Eylül ayında sona erecek. Eylül evet. 2014'te. Vardığımız noktada ikinci dönemden itibaren, okulların ikinci döneminden itibaren biz yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunu faaliyetlerine başlayacağız. Şu anda da bu faaliyetlere ilişkin anketlerimiz ve odak grup toplantılarımızı tamamladık ve dramalar için başlangıç için hazırlık çalışmalarını yapıyoruz. Drama eğitmenlerimizle anlaşmak üzereyiz. Drama konusunda çalışacak eğitmenlerimizle. Belki bu öğrencilerin arasında geleceğin oyunculuğu yetişirdi değil mi? Umuyoruz. Belki bir tetikleyici olur. Umuyoruz. İnşallah. Yani okullardan öyle geri bildirimler de alıyoruz. Öğrenciler bu konuda çok hevesliler. Evet. Çok katılmak istiyorlar bu faaliyete. Aslında bence sadece demokrasi olarak değil de diğer pozitif fen derslerinde de belki bu yöntemle öğretime gidilse daha başarı sağlanabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Çok başarılı olurlar diye düşünüyorum. Zaten öğrenme tekniklerinde en etkili olan yöntemler bence bu yaratıcı drama ve rol üstlenme teknikleri. Değil mi? Örneğin bir matematikçi Gauss'un projesini bulduğu formülü bir öğrenci tiyatroyla kendini Gauss yerine koyarak anlatsa belki daha ömür boyu aklından çıkmayacak bir çalışma olabilir. Bütün istatistiklerde zaten yaparak öğrenmenin en etkili öğrenme biçimi olduğu kanıtlanmış durumda. Peki yapmak olarak bir sonraki projenizde bunun üzerine olabilir ne dersiniz? Çok güzel fikir verdiniz derim. İlham aldık. Ya, mutlaka benim payımı unutmayın haber misin? Yok unutmayın. Peki Pelin Hanım son olarak projede üniversiteyle ilgili bir çalışmanız olabilir mi? Sadece ilk öğretim çocukları değil mi? Bir sonraki aşamada işbirliği içinde olduğunuz üniversitenin bir öğrencilerine yönelik ulaşma hedefiniz var mı? Tabii bu projenin kapsamında bunu yapmamız mümkün değil. Çünkü bizim bütçemiz, hedeflerimiz önceden belirli ama projenin sonraki aşamaları yani sürecimiz bittikten sonra sürdürülebilirlik anlamında bunu elbette değişik hedef gruplara yönelik yapmamız mümkün. Üniversite öğrencileri de çok önemli bu noktada. Hani demokratik haklarını kabullenme, uygulama anlamında elbette bunlar düşünülüyor. Çünkü anladığım kadarıyla siz bu projeyi biraz uzun vadede yatırımlar bekliyorsunuz. Doğru. İlk öğretim çocuklarının bunu içselleştirmesi ve hayata yerleştirmesi onların belki bir 15 sene sonra ortaya çıkarabilecekleri durumlar ve okullar değil mi? Yani ilk olarak biz
aslına bakarsanız kısa dönemli hedefleri hemen görmek istiyoruz. Çocuğun aile ortamında, okul ortamında demokratik davranış kalıplarını sergilemelerini bekliyoruz. Evet. Ama tabii bu makro anlamda hani bir okulda ya da bir sistemde demokratikleşmeyi sağlayacaktır. Buna evet, inanıyoruz. Doğru. Buna inandığımız için bu işi yapıyoruz. Elbette inşallah umuyoruz ki ilerleyen süreçlerde çarpan etkileri de yayılarak daha geniş kitlelere hitap edebileceğimiz olacak inşallah. Peki Işıl Hanım, projeyle ilgili zorluklarda o da eminim olmuştur, proje konusunda neler söylersiniz? Hazırlık aşamasında, çalışma aşamasında zorluklarla karşılaştınız mı? Şunu söyleyebilirim öncelikle, çok titiz çalışma gerekiyor bu. Özellikle AB projelerinde gerçekten çok titiz ve hassas çalışmak gerekiyor. Peki projeyle ilgili iletişim bilgilerinize ulaşabileceğimiz bir telefon numarası, internet sitesi, merak eden dinleyicilerin ulaşabilecekleri yollar var mıdır? Tabii ki zaten bu gece bizi dinleyen dinleyicilerimiz için bizim çabalarımıza ortak olmayanlar olabilecektir. Evet. Olmak isteyenler olabilecektir. Bağışçılarımız için şöyle kısaca isterseniz tabii, söz lütfen. Etmek isterim. İstedikleri miktarlarda burs havuzumuza bağış yapabilirler. Devre burslarımızla bir yıllık eğitimlerini karşılayabilirler evet. Gençlerin. İSME veya ANYA'ya kurulan sürekli eğitim fonlarımız var. Bunlardan kurabilir, sevdiklerinin ya da kendilerinin ismini yaşatabilirler. Sosyal nedenli bağışlarımız var, aynı bağışlarımız var. Ve bunu da çok önemsiyoruz, özellikle söylemek istiyorum, başarılı teşvik ödüllerimiz var. Evet. Tiyatro ödülümüz, bilim ödülümüz gibi. Bunun için ben telefon numaramızı isterseniz vereyim. Evet. 444-2839 ve www.yekuv.org'dan bize ulaşabilirler. Veya Google'dan yazarak ulaşabilirler. Tabii web sitemizde. Web sitesine detaylı bilgileri alabilirler. Evet. Çok teşekkürler. Çok güzel bir proje. Umarız hedefine ulaşır, daha da genişler ve birçok çalışmaya, okullara da örnek olur, kapsamı genişler. Ellerinize sağlık. Böyle güzel çalışmalar için sizlere kolaylıklar diliyoruz. Proje koordinatörü, estağfurullah. Proje koordinatörü Sayın Pelin Sönmez ve İKÜ proje sorumlusu Sayın Işın Özdemir konuklarımızdı. Gecenin içinden devam ediyor.